Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ramazan'da olmazsa olmazımız Ramazan pidesi yapacağız bugün. Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? Hadi buyurun başlayalım. Ramazan pidesi için gerekli olan malzemelerimiz yarım su bardağı ılık süt, yarım su bardağı ılık su, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, yarım paket yaş maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz şeker, silme olsun, tepeleme değil. Ve 2,5 su bardağı un hazırladım yanıma. Hamurumu oluşturduktan sonra kullandığım un miktarını belirtirim sizlere. Pidemizin üzeri için 1 tatlı kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı yoğurt, susam ya da çörek otu üzeri için bir de yumurta sarısı kullanacağız. Yaş mayamı kabımın içerisine aldım. Şimdi üzerine ılık sütüm, ılık su, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz ve şekeri. Şimdi bunları güzelce bir karıştıralım. Mayamız unumuzu azar azar ilave edelim. Kontrollü bir şekilde. Yumuşakça bir hamur olsun istiyoruz çünkü. Evet, artık hamurum toparlandı. 2,5 su bardağı un hazırlamıştım. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar unum arttı. Şimdi hamurumu 40 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Ağzı kapalı bir vaziyette. 40 dakika kadar beklettiğim hamurumu mayalanması için bekletmiştik. Yeterince kabarmış. Şimdi bunu yağlı kağıt serili tepsimizin içerisine alalım. Tezgahımın üzerine hamurumu aldım. Çok az un serperek şöyle hamurumu havalandırdım. Ve şimdi yağlı kağıdımın üzerine alıyorum hamurumu. Ve elimle bastıra bastıra yuvarlak pide şekli veriyorum. Evet, hamurumuzu elimizle bastırarak İstediğiniz büyüklükte açabilirsiniz. Bu boy yeterli. Şimdi elimi çay tabağına aldım. Biraz sıvı yağını parmaklarımı batırıyorum. Pideme şekil vereceğim. Parmak uçlarınızla şöyle bastırarak şekil verelim. Arada yine parmaklarınızı yağlayarak şeklini verdiğimiz pideyi şimdi tepsimize alabiliriz. Şimdi 10 dakikada tepsi mayası için bekleyelim. Tepsi mayası olurken biz de üzeri
malzemesini hazırlayalım. Bir yumurtanın sarısının üzerine bir tatlı kaşığı yoğurt ve sıvı yağ. Şimdi bunları güzelce karıştıralım. Evet, tepsi mayasında verdirdik pidemize. Şimdi hazırlamış olduğumuz karışımımızı üzerine sürebiliriz. Çok havasını söndürmeden hamurumuzu. Her yerine eşit bir şekilde sürelim. Pidemizin üzerine şimdi susamını serpebiliriz. Çörek otu da ilave edebiliriz. Susamını serptim. Biraz da çörek otu ilave etmek istiyorum. Evet, artık pidemi fırına verebilirim. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pidemizi şimdi pişmeye alalım. Evet, dumanı üzerinde sıcacık Ramazan pidemiz fırından çıktı. Çok sıcak, dokunmakta zorlanıyorum ama bakın yumuşacık oldu dokusu. Evde kendinizin hazırlayabileceği mis gibi sıcacık Ramazan pidesi. Evde herkes çok kolaylıkla hazırlayabilir. Bakın yumuşacık oldu. Şöyle göstereyim. Altı da üzeri de çok güzel pişti. Arkasını hemen şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde oldu. Hemen şöyle alayım pidemizi. Pidemizi keselim. İçini de görelim. Çıtır çıtır oldu, yumuşacık. Diğer parçası. Şöyle de göstereyim. Yapanların ellerine sağlık. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.